Merhabalar sevgili izleyiciler. Bir program daha sevgili Nazım Beraplı ile birlikteyiz. Yetmedi biliyorsunuz bu üçüncü programımız. Bu arada kıyafetlerimizden dolayı üçümüzün özür dileyelim. Tabii bizim için, bizim gardırop için kolaylık oldu. Programlarda hazırlanmak kolay değil. Farklı bir kıyafet seçmek ama böyle üç program arka arkaya ve geç saatlere kadar program çekiyoruz. Ama biz doyamadık. Eminim bu üçüncü programımızda çok zevkli geçecek. Gerçi üçüncü programın sonunda da şunu diyeceğiz eminim. Yetmedi. Yani bir program daha çekin ama çekmeyeceğiz. Üç program var dedi. Evet. Ama onu diyeceğiz neticede. Ondan hiç şüphem yok. Önümüzdeki evet. Sezon inşallah. Evet tabii ona ne şüphe. Hocam nerede kalmıştık? 63'teydik. 63'te. 76'a evet. Kaldık. Şimdi benim içimde ukde olan bir şey vardır. Ben bir Kıbrıs Türklerin Tarihi diye bir çalışmam var. 3 cilt. 1960'da durmuştum. O zaman rahmetli Denktaş hiç değilse KKTC ilanına kadar gel demişti bana. 1960'da? Ben 60'da bıraktım şeyi. Evet, evet. KKTC ilanına kadar gel hiç değilse demişti bana. Ben de efendim aktüelite olur, tarih olmaz demiştim o zaman, 20 sene önce. Sonra içimde acı kaldı o. Yerine getirememiş. 40 yıl evvel bir şey istedi, ben de yapmadım diye. Bu programda ona da borcumu ödeyeyim. Bak tüylerim diken diken oldu. Çok evet, güzel. Sağ olun. Efendim 1963-21 Aralık. Bir toplumlar arası çatışma hikayesi değildir o. Çok daha büyük bir şeydir. Şimdi çok ayrıntı var tabii konuşacak ama 21 Aralık'ta çatışma oldu, 22 Aralık'ta Makaryos Doktor Küçük buluştular. Bafkapısı Polis Karakolu'nda Osman Örek ile Lefkoşa mahallelerini hoparlörle gezdiler. Milleti itilale davet ettiler. İki tarafı da kimse dinlemedi kendilerini tabii. Çünkü artık ip kopmuştu. O olayların gelişiminde bugün hem bizim bir takım çevrelerimizin bilmeden propaganda alet oldukları hem de Rumların kötü niyetle propaganda yaptıkları bir şey gerçekleşti. Makaryos Hazretleri kendisinin talebi doğrultusunda kendi cemaat meclisini kapattı. Yalnız Türk cemaat meclisi kaldı. Ve Garanti ve İttifak Anlaşması'nın tanımadığını ilan etti. Hala konuştuğumuz konu. Hala evet, konuştuğumuz hala. Konu. Ondan sonra ve çatışmalar Lefkoşa'da ve Larnaka'da devam etmekteydi. Ve çeşitli köylerde adres altında devam etmekteydi. Mesela o 1963 Aralık hadiselerinde Larnaka'da ölenler unutuldu. Konuşulmuyor şimdi. Yalnız Lefkoşa şehitleri konuşuluyor. Niye öldüler? Rumlarla vuruştular. Onlardan da ölen var, bizden de ölen var. Biz unuttuk. Biz unuttuk. Biz unuttuk. Nasıl? Orada da şehit verdiğimizi. Unutulur mu halbuki şimdi yani? Evet, konuşmuyoruz yani. Ve şey başladı. İngilizler garantör bir güç olarak üst bölgelerine çıktılar. Her şey olan çatışmalı yerde Türklerin güçleri arasına girdiler. Ve barış gücü görevi yapmaya başladılar. Tabii Rumlar bunlara karşıydı. Türkiye ben de çıkarım yapacağım dedi. Bütün dünya engel olmaya çalıştı Yunanistan'da savaş çıkmasın diye. NATO gücü gönderelim dedi Amerika Kıbrıs'a. Onlar da komünistlikleri karşıydı arkadaşlarımızın. İtişe, kakışa, iddialaşa en nihayet 64 Mart'ında bir barış gücü. Birleşmiş Milletler barış gücünün Kıbrıs'a gelmesi karar altına alındı. Ama aradaki süreçte Amerika'nın Kıbrıs'a gönderdiği ilk
Kıbrıs özel temsilcisi George Bolon var ya şimdi, Bayan Lüte özel temsilci. Bu kaçıncıdır? 215. 875. bilmem ne gelip gidiyor. Çok doğru. Her şey öyle. George Polon Din Raska, o zamanın Dışişleri Bakanı'na gönderdiği bir telgraf vardır. Yani bu yayınlanmıştır. Meraklısı Facebook'a bana ulaşsın. Amerikan arşivindeki numarasında yazabilirim telgrafın. Makaros'la ilgili olarak diyor ki, bunların diyor istekleri barışı şumarışı şu değil. Bunlar Türkleri öldürürken rahat bırakılmak istiyorlar. Odur. Evet, telgrafa evet. Bakar mısın Sibel? Evet. Yani, meraklısı bana özelde numarasında tayin şeyde, arşiv numarasında. Nereden aldığımı da bu şeyi. O barış gücü geldiğinde ümit ediliyordu ki adadaki çatışmaları durduracak. Başarabildi mi? Hayır, asıl acı çatışmalar onlar geldikten sonra oldu. Çok acı. Bu da çok önemli. Evet. Baf çatışmaları. Kimse bugün konuşmuyor ama Baf'ın suyu dahil her şey kesildi. Baf'ın Türk Mahallesi'nin su dahil, elektrik su dahil her şey kesildi. Limasol çatışmaları. Bu da çok ilginç. Burada bir parantez açmak isterim. Şimdi Akdeniz planını biz anladırken milliyetçi çevrelerimiz şeytanlaştırarak anlatıyor. Oysa Akdeniz planında çok açıkça yazıyor ki bu plan 4 merhalede en üstüne varmak için yapmış bir plandır. Kıbrıs Türklerini katliamdan tüketmek gibi bir amacımız yoktur. Kendi örgütüne söylüyor bunu. Ama sıradan bir azınlık olduklarını kabul etmeye girdiler. Efendim bu lafı bugün de gene duydunuz. Hayır duymadım da nasıl şeytanlaştırılıyor milliyetçi kesim tarafından? Hepimiz öldürmek için plan yaptılar deniyor. O açıkça orada. O kısım anladım. Açıkça orada yazıyor ki böyle bir planımız yoktur. Ama azınlık olduklarını kabul etsinler. Ama bunu terse de çevirebiliyorsun çünkü. Şimdi, azınlık olduklarını kabul etmezlerse böyle bir planımız olabilir. Aha ama bir dakika. Daha sonraki eylemleri öyle olmadı ama. Mesela Limassol'daki direniş karşısında Papadopoulos'un bu geçenlerde iki dönem evvel Cumhurbaşkanı olan Papadopoulos'un o dönem Çalışma Bakanı'ydı. İtfaiyeye o şeylere su depolarına benzin doldurup Limassol'un Türk Mahallesi'ni yakma emri verdiği ve Makaryos'un dünyamızı mahveder diye engellediği bilmiyor bugün. Dünya mahvetmese, öyle bir korku olmasa yani düşünebiliyor musun? Yanda bitti ki yani zihniyetten bahsediyorum. O zihniyet tamam Akdeniz planına öyle yazılmış ama. Ama gerçek zihniyet bu. Günü de gelince böyle karar vermiş. Evet. Ki aynı şey. Yani aslında şeytanlaştırılma dediğiniz şeyde niyet okuma var ama o niyet okumada çok da yanlış değil gibi görünüyor. Ama şimdi o kadar yorum yapmak şey istemedim ama sadece hani bunu dediğiniz için. Öyle. O şimdi gerçeğini konuşmaya fırsat kalmıyor. O şekilde konuşmaktan dolayı. Çok doğru bir yani. Çok doğru. Ondan sonra çünkü ne engelleniyor? Garanti meselesinin bugünkü politikasını Akdeniz planı düzgün konuşabilsek o planın bir parçası olduğunu konuşabileceğiz şimdi. Anladım. Ama o kadar çok yalan yanlış doğru eksik söylendi ki, telaffuz edildi ki şimdi Akdeniz planı dediğiniz mi? Hadi ya o diyorum artık yani. Gına geldi. Evet. Efendim. Parantezi Limassol'la açtınız. Oradan devam. Oradan kapatalım parantezi. Şey var. Limassol olayları, Baf olayları, gazi veren olayları. Hemen böyle bunlar arka arkaya gidiyor. Yani. Gün geçmiyor ki bu şey Cumhuriyet esnasında bizzat İçişleri Bakanlığı'nın kurduğu milis örgütü bir Türk köyüne saldırmaz. Şimdi deniliyor ki kaçtınız, hükümeti onlara terk ettiniz. Şimdi kaçmadı. Evet, bunu diyen çok insan da var. Onu şey İnönü bir mektup yazdı. 9 Mart tarihli. Hükümeti bırakmayın onlara. 8 Mart tarihli. Yıl?
1964. Hı hı. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını terk etmeyin diye bir mektup yazdı. 9 Mart tarihinde de Doktor Cücüklü cevap yazdı ona. Türkiye'de bize bir yer ayrı da gelelim yerleşelim. Eğer öyleyse yani. Eğer öyleyse çok yani. Çok doğru. Evet. Ha. Şeklinde. Ama Rumlarla teması sürdüren Türk milletvekilleri vardı. Hı hı. Türk yargıçlara göre verinin başındaydı. Ama biraz önce bir şey gördüm televizyonda, bir haber gördüm. Cengiz Hatip'in ölüm yıl dönümünü anıyorlar. Hı. Cengiz Hatip milletvekiliydi. Poli'de kayboldu. Halen mezarını bilmiyoruz. Halen. Ve Kredis'ten barış gücü bizim güvenliğimizi sağlasın, meclise girmek istiyoruz diye Türk milletvekillerine ulaştıklarında alınan cevap, meclis içerisinde kimse sizin güvenliğinizi sağlayamaz, ister gelirsiniz ister gelmezsiniz şeklindeydi. Arada bir de kaybolup öldürülmüş de Türk milletvekili vardı bir tane. 15 lira mı gidip ölçündü? Biri gitti zaten. Evet, doğru. Yani. Ona, bizim hükümete, evet yani ne bizimki çok hevesliydi gitmeye, doğru, orası doğru. Ama onlar da kabul etmeye hiç hevesli değiller zaten. Ama bu iş anlaşılan 60 Anayasası böyle başladı ve böyle kısa zamanda bitti. Evet, 3 yılında bitti. Yani bir suçlamak hani niye terk ettiniz, niye bıraktınız veya yine dönelim 60 Anayasası'na diyen insanlara da hayret ediyorum bu durumda şimdi ama. Şimdi bugün 60 Anayasası'na... Bir bilgi noksanlığı mıdır acaba? Tabii bilgi noksanlığıdır. Evet. 60 Anayasası'na dönmenizi kabul ediyor ki Rumlar da 60 Anayasası'na kabul etmiyor. Hayır bizde ama bunu yorumu yapanlar ama var. Ama onu kabul eden yok. Yani evet. Kabul eden yok. Hadi dönelim deseniz kabul eden yok. Yani. Nereye dönüyor? Nereye dönüyorsunuz? Yani. Sonra hocam. Şimdi o olayların doğruğu aslında Haziran ayındaki Johnson mektubudur. Çünkü Türkiye ciddi müdahale etmeye hazırlanırken Amerika'dan bir mektup aldı. Çok kaba bir dille yazılmış. Bu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın galiba böyle bir yapısı var. Yani şu anda da çünkü böyle kaba Amerikalı diplomatlar var. Evet. Bir de düzgün konuşanlar var falan. Şimdi unuttum bir yerde okuduğuma göre gene öyle bir diplomatın kaleminden çıkmış o. Johnson'a tamam mıydı mektup getireyim imzalayayım diye imzalayıp Ankara'ya göndermiş. Yani Türkiye'yi tehdit eden bir mektup aldı. Ve eğer Kıbrıs'a müdahale edersen ve Rusya'ya müdahale eder. Ben sana yardım etmeyeceğim. Senin dünya savaşı çıkarmaya şeyin yok. Şeklinde bir mektup aldı. İnanıyor ve o meşhur lafını söylüyor. Yeni bir dünya kurulur, biz orada yerimizi alırız. Şeklinde. O yeni dünya da şimdi kuruluyor galiba daha. O zamandan bu zamana. Bunu sonra açıklayın olur mu? Sonra, yılı geldiğinde. Sonra açıklarım bunu da. Niye böyle dediğimi. O Erenköy olayları oldu. Hemen o mektuba güvenerekten. Erenköy'deki Yunanistan'ın karşı çıkmasına sakın yapmayın ha demesine rağmen Krios ve Makarios Erenköy'deki Türk köprü başını diyeyim onların deyimiyle imha etmek üzere oraya taarruz ettiler ve nihayetinde Türkiye'nin Kıbrıs'ın bombalamasıyla o olaylar bitti. Yani 63 Aralık'ında başladı. 64 Ağustos'unda Türkiye'nin bombardımanıyla bitti. Ancak. Bu arada Rauf Denktaş İngiltere'deki bir konferansta Kıbrıs Türk tarafını temsil etmek üzere İngiltere'ye gitmişti. Onun geri dönüşü, adaya dönüşünü Makaros yasakladı. Evet, evet. Ve Rauf Denktaş 3-4 yıl Ankara'da yaşamak zorunda kaldı. Kıbrıs'a gelmesi yasaktı. Bu süreç 64'te bitti. O çatışma bitti 64'te. Ama Türkler adanın 103 bölgesinde gettolarda yaşamaya başladı. Yani örneğin ben Lefkeliyim. Lefke'de düşünebiliyor musunuz? Lefkeli bir çocuk Tolosa çıkamıyor. Karı görüyor sadece gidemiyor oraya. Ay, evet, denizi görüyor denize de gidemiyor. Çok trajik. Denize de tam bir getto yani evet. Tam bir şey orada arada çok sıkışmış. Ben yüzmeyi mesela bahçe havuzlarında öğrendim. Çok trajik. Bahçe havuzlarında. Denizi görüp de. Denizi gözümün önünde. Denizi görüp de. Evet. Yani sabah uyanıyorum kalkıyorum yüzümü yıkayıp denizi görüyorum. Ama denize gidemiyorum. Ne kadar sürdü bu? Bu 68'e kadar sürdü. 68'de ne oldu? İşte 67'de gene
makaryos, Rivas'ı Rivas makaryosu suçlular bu mesele yüzünden. Köfünlü olayları, Geçitkale, Boğaziçi olayları. Onu yaşayan Kıbrıs Türkleri de hayatları, İsmail Bozkurt, o bölgenin mücahit komutanıydı. Rahmetli Arif Hasan Tahsin der ki, Allah'tan ellerine atom bombası yoktu, yoksa Köfünlü'yü onu da atacaktılar. Çok doğru, tabii ki. Köfünlü'de ne var? Bir mücahit birliği var bunlara. Larnaka, Limassol'un tam kavşak noktasındadır. Lefkoşa, Larnaka, Limassol yollarının tam kavşak noktasındadır. Ve bir Türk köyü. Yolda mücahit birliği var. Ve o mücahit birliği o yoldaki seyahat hürriyetini engellemek demiş. O harekat daha önce yapılmış. Ama geldiğiniz köyü aldınız. Çıktı ortaya kaç mücahit vardı orada? 50 kişi. 50 kişiye bir komando tugayı, bir piyade tümeni, bir de topçu tümeniyle saldırıyor. Zırhlı birlikler de ayrı. Katliam bazında bir şey. Bu katliama dönüşüyor. Evet. Bu evet. Oran yani. Evet. Onun üzerine Türkiye artık geliyorum deyince adadaki Yunan tümeni geri çekildi, Girivas geri çekildi ve Makaryos o ünlü açıklamasını yaptı. Arzulanan mümkün olan arasında seçim yapmak zorundayız. En özlü şarjı diyoruz ama mümkün değildir. Mümkün olan adına bir federasyon grubu yaşamaktır. Evet, yani yeterli gayreti o kendi açılarından gösterdi. Evet ama ve olmadı. İlk evet. Adım olarak Rauf Tinkaş'ın oraya girişi yasağı kaldırılıyor. Oysa Rauf Tinkaş da illegal yollardan gelmeye çalışıp yakalanmıştı. Hapis yapmıştı ve Türkiye eğer kılına halel gelirse Dünya Savaşı bahasına davranırım tarzında bir tavır koymuştu. Türkiye'ye geri iade edilmişti. Bu defa yasal yollardan Kıbrıs'a geliyor. Bu tavrı koyan hangi hükümet dönemiydi? Demirel. Demirel, Demirel dönemi. Hükümet. Hı hı. Evet. Adalet Partisi hükümeti. Adalet Partisi, evet. Ve 1968'de Beyrut'ta Rauf Tinkaş'la Klefkos Kleridis arasında toplumlar arası barış görüşmeleri başladı. Allah ömür verirse devam ediyor. 50 sene daha göreceğiz. Evet, yani hala görüşülüyor. Yani göreceğiz herhalde değil mi? Yani görüşmelerin kesilmesi gibi bir durum yok aslında. Bu kafada devam edersek göreceğiz tabii. Yeni siyasetli bir şey vardır bakın. İç siyasette de var bu. Bir şey gelir tıkanırsa kriz yaratma bir politikadır. Kriz yaratırsınız, kriz çözülürken olay da çözülür. Ben gerek yazılarımda gerek internet sayfalarımda aylardır bir şey yazıyorum. Kriz çıkartmak lazımdır. Ama adını kriz çıkarıyorum diye şey çıkartmazsınız. Barış gücünü kovarsınız, al sana kriz. Evet. Ha, ray değişir. Başka şeye görüşmeye başlarsınız. Ve onları çözerken de bu var olan tıkanıklığı çözersiniz. Yani. Nazım Bey şey soracağım. Toplumlar arası ilk görüşmenin sonucu mutlaka hafızanızda vardır. Evet. Onu ilk neydi sonuç? Sonuç şuydu. Yani görüşme sonucu yayınlanan bildiri her neyse. Şimdi Glafkos Kleridis yani kendi anlatıyor. Yani. Hı hı. Yayınladı hatırlarını Allah'tan. Hı hı. Rauf Bey'in o Mr. No denen Rauf Bey'in 120 emmiği temsiliyette kabul ettiğini ayrı belediyelerin yerine İnkişaf encümenleri kurulmasını kabul ettiğini ve kendisini de tamamdır Türkler daha ne kabul etsinler diyerekten Makaryos'a ettiğini efendim anlaştık imzalayalım mı dediğinde Makaryos ona bekle de açlıktan o daha çok şey kabul edecek reddet diye bahane bulup imzalayalım mı diye gitti çünkü evet, o kadar görüşme. Şey bir evet, anlaşma evet. Vardı ki elinde. Yani Kleridis yazıyor bir sürü evet. Yani. Ondan sonra geliyor bu görüşmeler böyle bozula, itele, kakla. Arzu edilendeyiz şu anda biz. Hani arzu edilen ve mümkün olan dediniz ya şu anda toplumlar arası ilk görüşme arzu edileni net koydu ortaya. Evet şimdi sonra gelişti ama bunlar. Hı hı. Türkiye Anayasa Danışmanı gönderdi Orhan Aldıkaşlı'yı. Yunanistan bir Anayasa Danışmanı gönderdi. Gene böyle bu şey gibi Lütte Mutte gibi. Birileri geldi girdi araya falan filan. Ve
beşli görüşmeye dönmüştü. Yani BM, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Kıbrıs, Rum. Beşli görüşme. Şimdi devam ediyordu. 73 yılında Kleridis gene anlaştık diyor. De ne oldu? Evet. O esnada Türkiye'de de Ecevit Erbakan hükümeti, CHP mezhebi hükümeti kuruluyor. Şubat 73'tü galiba. Meşhur. Ve hükümet programında rahmetli Ecevit, Türkiye'nin Kıbrıs için çözüm önerisi bir federal devlettir şeklinde bir laf sarf ediyor. Makaryos diyor ki Türkiye kim oluyor da Kıbrıs için böyle bir öneride bulunuyor. Çünkü burada kabul ettiğinde Rauf Bey, inkişaf hücumelerini, şunları bunlar artık yani ille ünite devleti içerisinde azınlık yapacak dedi o. Görüşmeleri kesiyor. Bir defa daha görüşme oturacağımızdan evvel görüyor Türkiye'nin kim olduğunu. Evo Kocaman'ın darbe yapıyor. Türkiye'de bir asker çıkarıyor buraya. Viyana'da önce Cenevre'de, bakın bu da önemli bir. Cenevre'de iki tur görüşme yapıldı o zaman. Birinci harekatla ikinci harekat arasında. İlk turda teklifimiz Türk tarafının, biz de değildik orada, Turan Güneş'ti. Türkiye'nin teklifi kantonal federasyonu kabul edin. Beş Türk kantonunu kabul edin. Bir büyük Lefkoşa kantonu, Lefkoşa Girne kantonu. Dört ay küçük. Mausa, Lefke, Serdarlı ve Poli, Hristofu bölgesi galiba. Böyle bir sınırlı, yani güneydeki Türk arazilerinden de vazgeçmiş. Yani onlar etti diyorlar. Ay neyse ki. Ha, evet. İyi ki. Bizim için iyi ki bunlar. Ama onlar etti diyorlar ve Türkiye adamın %40'ını almak zorunda kalıyor. Bugün var o noktaya. Neyse, bu da iyi ki. Yani. Bugün var o noktaya. Bakmasınlar ama böyle yani, vardık. İyi ki. Yani. Kıbrıs Rumların bir özelliği var. Daima bir önceki adımı söylüyorlar. Yani mesela coğrafi federasyon yok, kantonalı kabul edelim diyor. Geçen bir ay evvel onu teklif ettik, onlar etti diye. Şu şartlar değişti. Ben burada şeye değinmek istedim. Kıbrıs Türk halkının devletleşmesine değinmek istedim. Bakın, 1964'te çatışma başlayınca, TMT'de yer altından yürüyüşün çıkınca Kıbrıs Türk tarafındaki yönetim seçilmişlerin elinden askerlerin eline geçti. Yani. Niye? Dedik ya siyaset zordur. En ciddi zor da silahtır. Silahı elinde tutan en yüksek sesle konuşandır. Evet. Yani. Doktor Güç'ün bu durumla ilgili çok şikayetleri vardı biliyoruz. Ondan sonra ya eksekutif diyeyim komiti teşkilattı, bayraktarlıktı. Bugünkü hükümetin konumunda bayraktarlık duruyordu. Şey ise yasama faaliyeti ise genel komite diye bir komite vardı. Seçilmiş olan Kıbrıs Türk milletvekilleri, yani cemaat meclis üyeleri ve milletvekillerinin Lefkoşa'da oturanları. Çünkü Larnaka'daki, Mausa'daki, Baf'taki gelemiyordu ki Lefkoşa'ya. Onlardan genel komiteli bir komite oluşturulmuştu. Yargı henüz yoktu. Türk yargıçlar Rum tarafında görevlerine devam ediyordular. Hatta bazı dışişleri mensubu, Türkler de Rum Dışişleri Bakanlığı'nın altında göreve devam etmekteydi. Kahire Büyükelçisi mesela Türk de orada duruyordu hala. Yani Ankara Büyükelçisi Türk de orada duruyordu. Yani Cumhuriyet'in Büyükelçisi olarak duruyordu. Onu vatan haini ilan ettik. Nedense Kahire'dekine dokunmadık. Bilmem ne işte. Yani. 1967'ye kadar bizim yargıçlar o yandaki mahkemelerde görev yapmaya devam ettiler. Bizim Kıbrıs tırnak içini Türk yönetiminin resmi bir şey yoktu ortada. Genel komiteyle baraktalık var. Yargı faaliyeti yoktu. Şimdi yasama yok.
Yani yasama var da yok. Yasama var, yargı yok. Hayır, yasama var da yok. Hani bildiğimiz yürütme yok, var da yok. Yargı hiç yok. Yargı hiç yok. Peki Kıbrıs Türk'ü nereye gidiyordu? Kıbrıs Türk'ü yok olmamaya çalışıyordu. Çünkü kaybolmaya. Çünkü ekonomi yok. Kazanç yok. Efendim 100 küsur köy göçmen olmuş, Lefkoşa'ya gelmiş. Ekmek yok. Yani benim akranlarım çok iyi hatırlıyoruz yani bunları. Türkiye'den gönderilen kısa yardımlarıyla yaşayan bir halk haline gelmiştik yani. Yağı da Türkiye'den geliyordu, mercimek de. 30'ar lira maaş da. 30'ar lira maaş. Vallahi bu herkesin hafızasına o kadar bir yerleşti ki. Evet, evet. Yani Barış Gücü de bizim isyan etmiş bir azınlık, onlardan hükümet kabul edecek. Öyle davranıyordu bize karşı. Yani esasında Güney'in arzu ettiği şeye doğru bir gidişat şu an. Onu görüyoruz aslında. Yani bunlar o kadar fanatik ve zeka jürüdürler ki Makaros zaten alıyordu o işi. İsyan edip de Türkiye'nin buna çıkarma yapmasına sebep olmasaydılar şu anda çoktan bittiydi. Evet, bittiydik. Evet. Evet aslında. Evet. Evet. Rauf Bey'in de o kadar taiz vermesinin sebebi oydu. Çünkü süratle göç etmekteydi Kıbrıs Türkler Kıbrıs'tan. Ve Kıbrıs'tan bir süre sonra Türk alamayacaktı. Ya da önemsiz sayıda Kıbrıs Türk kalacaktı. Nazım Bey, o isyanı da bize anlatırsanız ben memnun oluruz ama yani adım adım giderken orayı da boş bırakmayalım Makaryos'a. Kısa bir aradan sonra onu dinleyelim. Daha detaylı sizden. Tamam. Kısa bir ara.